Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dördüncü şua, Hasbunallah ve nimel vekil. Burada enfusi ders, ölüm değil de enfusi yapıyoruz. Burada kaldığımız yerden değil de şuradan okumak istiyorum. Bir vakit ihtiyarlık, böyle denileni böyle hayal edersek istifade ediliyor. İhtiyarlık ile dünyada çok yaşamak değil. Ahir zamanı gören yaşlıdır diyor, ihtiyardır diyor. Hatırladınız nereden geçiyor? O lemalarda, lemalar var mı bakayım? Lemalarda şey var, ben size, versene Yusuf. Yevme, nasıldı? Yevme yecelül vildane şiba. Yevme yecelül vildane şiba. Ayet. Sırınca ne demek? O günlerdir ki, bak meali, o günlerdir ki yani vel asr günleri, çocukları ihtiyarlandırdı. Çocuklar da ihtiyarlandı. Yevme yec'elul vildane şiba. Kaç numara benim kitabımda vardı, sure ve ayet numarası. Hatırlayan, canlı yayında hatırlayan varsa sure ayeti söyleyebilirler. Nedir o? O günler ki çocukları da ihtiyarlandırdı. Yani 20 yaşında bir insanın, 35 yaşında bir insanın içsel ruhsal yapısı sanki o 300-400 sene önce Osmanlılar döneminde yaşamış 10 tane adamın bile yaşamadığını yaşayan bir ruh. Ne alacak demiştik, hatırlarsın. Elektrik yok. Elektrikle alakalı alet edevat da yok. Alet edevat yok. Sokakta çocuğu bıraksanız alim yetişiyor. Alim yetişiyor. Değil mi? Mesela akrabalar bağlarında devletin Osmaniye var. Yani 400 sene önce 10 tane insanın yaşadığı haleti ruhiyeyi, Ömer 35 miydin? 34. 34 yaşında şunun yaşadığı ruhsal yapısına gelemez. 10 adam. Yani hayalleri bile gelmez senin yaşadığını bildiklerini. Düzenli süresi. Müzzemmil suresi 17. Yevme yecelül vildane şiba. Lemalarda 230 burada, evet. Lemalardan şey yapıyor. Arkadaşlar, o zaman ki, o günlerdir ki çocukları da ihtiyarlandırdı. Dünkü derste o Hasbunallah ve nimel vekilde ihtiyarlık vardı, gurbet vardı, hastalık vardı, mağlubiyet vardı. O ihtiyarlığı ihtiyarlara ait olmadığını, bu asrın insanlığa ait olduğunu, herkes yaşına göre ihtiyardır. İşte bu sır bu. Süleyman'ım 60 doğumlu muydun abi? 62. Senin 59 sene, 58 sene içerisine öyle hadiseler girmiş ki 100 sene, 200 sene, 300 sene önceki insanın, kaç tane insanın başına geçen toplam hadise kadar seninkisi olurdu. Senin başına geçen hadise herkesin diyor. 200 sene önceki insanın başına ne geçecek ki? Ya tarlasında
sulum çıkmadı. Ya da bir ölüm oldu ya da bir basit bir şey ya. Elektrik kesildi diye bir derdi yoktu. Değil mi? Elektrikle alakalı faturası yoktu yani. Cemiyet hayatındaki sıfat böyle değildi 2-3 sene. Böyle bir derdin de yok. Meram yani ihtiyar nasıl ruhumuz ihtiyar? Yani senin hayatının içerisine Ahmet 300 sene önceki en az 5 tane adam girer. Yani hadisesi. 5 tane adamın toplam hadisesi kadar senin çektiğin kadar çekmemiş. Öyle değil mi abiler? Yani ihtiyar öyle ya. Beden ihtiyar olmuyor ki. Beden 6 ayda bir değişiyor. Senede 2 defa değişiyor. Ne ihtiyar oluyor? Ruhu deniliyor değil mi? Ruhu. Ruh ihtiyar oluyor. Yani bunu başka derste anlatmıştım. Bu nasıl böyle haleti dışarı yansıtıyor. Diyor ki bir vakit ihtiyarlık. 2. Gurbet. Gurbette değil miyiz? Vatan aslı değil ki. Vatanı sükna. Oturduğumuz yer burası. Vatan aslı cennet. Baba ocağı. Ömer sana ne diyorlar? Nerelisin? Polatlı'da doğdun ama. Cennetten geldin abi. Cennette ama yok. Baba, dedenizin kütüğü neresi? O da cennet abi. Hayır bu şey dünyalık cihetiyle. Gündan köyü. Ha? Gündan köyü. Ha o zaman siz hakikaten Polat. Mesela diyelim ki Hasan burada doğmuştur değil mi? Ama İspartalısın. Yani insan dünyaya geldi ama insan buralı değil. Onu kastediyorum. Demek ki bir tanesi ihtiyarlık, ikincisi gurbet, 3 hastalık. Maddi ve manevi zaten demeye gerek yok. Hepimiz de öyleyiz. En ufak bir inkısar-ı hayal, bir şeyden ümidini kesmesi. Adamın dünyası gidiyor ya. Emeli kesilmesi, istediği bir şey. Mesela öyle insanlar var ki çocuğu olmadı diye. Adam dünyası bitmiş ya. Ailesi dağılmış. Ya. Hasta olmayayım diye hasta olanlar var. Hasta olmayayım diye düşüne düşe hasta olanlar var. Hasta olmayayım diye hasta olan var. Hasta olan var. Sonra birincisi ihtiyarlık. İkincisi gurbet. Gurbetteyiz. Vatan aslı değil. Yani fıtratımızın istediği yer değil burası. Fıtratınızın istemediği her yer gurbettir. Sonra hastalık, maddi ve manevi. 4, mağlubiyet. Yani hayatımız iniş çıkışlarla dolu ya. Nerede %100 galip? Yani la rade fi dünyayla darı la ahire. Mağlubiyet. Mağlubiyet derken insan istediği yerde değil. Kim olursa olsun. Peygamber de öyle. Onun için günde 7 defa tövbe mi ederdi, istiğfar mı ederdi? 70 defa. İstiğfar ederdi. Tövbe günahın vücudunu gösterir. İstiğfar ise nakıslığın vücudunu işaret ediyor. Nakıs mı? Tabii vacibul vücuda göre mahluktur. Neyi gösteriyor? Terakkisi olunca önceki haline istiğfar ediyor. İmam Azam 40 sene namazı iade ettiği gibi. Yeni bir şey öğrenmiş. Biz de deriz tamam bu saat şey yapılır. Demek ki insan istediği yerde değildir. Mağlup. Mağlubiyet. 4 tane. İhtiyarlık. Gurbet. Hastalık. Mağlubiyet. Daha bir şey kalmadı ki bunun dışında. Yani mağlubiyet istediğin yerde değilsin. Her istediğin yok. Var mı her istediğin? Beka istiyorsun, fanidesin. Ölmek istemiyorsun, ölüyorsun. Ha bak, ben beyaz olmuş. Kim ister böyle? Gibi vücudumu sarsan arızalar. Vücut derken buna vücut denmiyor. Biz öyle konuşuyoruz. Buna mim, mevcuttur. Vücut manevi, Allah'a bakan yön. Enfusi tarafım, arka tarafım, insan tarafım. Bu beşerdir. Şerlerle dolu. Beşer, insan tarafı o vücuttur.
vücut mevcut. Vacibül vücut gibi bak. Oradan hatırınıza gelsin. Vacibül mevcut eserliyle bağlı olan zatı kastedilince vacibül vücut. Yani şimdi aslımıza doğru bakın baktırıyor. Vücudumu sarsan arızalar. Vücudumu sarsan. Bedeni değil. Bedeniyle meşgul değil ki. Bir gaflet zamanıma rast gelip şiddetli alakadar ve meftun olduğum vücudum şiddetli alakadar bir de meftun olduğum yani uğruna her şeyini feda ediyorsun. Meftun. Yani kendini ortadan kaldırmış. O olmuşsun. Meftun. Yani adam, ustadın tabirini söyleyeyim, kalbini midesine yediriyor. Yani bedeni hayatını esas alıp ruhu yok eden. Meftun. Şiddetli alakadar ve meftun olduğum vücudum, belki mahluka, bak mahlukatın vücutları, bak mahluk şimdi söyledi, mahlukatın vücutları demedi. Mahlukatın vücutları Adem'e gidiyor diye elin bir endişe verirken, yani ben bir şey değil, senin alakadar olduğun çoluk çocuğun, evladın, eşin, alakadar olduğun bir memleketin, köyün, köye gittiğin zaman eğer orada büyümüşsen, orada oturup çay içtiğin bir yer, ağacın altında oturup dedenle, babanla, onların olmaması, bu insanı sarsıyor. Mesela Ömer sen gençsin yani, mesela tanıdıklarından kaçta kaçı dünyada? Senin emsallerinde mesela. Mesela kendi emsalimi düşünüyorum ben. Kendi emsalim. Köyüm, şehirde o kadar belirgin olmuyor. Büyük olduğu için dağılmış. Köyümü düşünüyorum yani, benim emsalimin. İnanın bana üçte ikisi mezarda. Üçte biri de, bugün gelirken arabada, ha işte. Onları aradım, sınıf arkadaşları. Değil mi doktor? Hizmetle alakadar olanları canlı gördüm, diğerleri bitmiş. Konuşmaya takatıyor. Bitmiş, hizmetle alakası olan. Bak aradım okul, 30-40 sene önceki arkadaşları aradım. Arkadaşlar da dinliyordu. Hizmetle alakalı olmayan bir kişiye mi denk geldi? Bitti. Diğerleri canlı. Oo neredesin? Gel bir şey kebap şey yapalım. Benim dükkanım şurada. Ötekisi bilmem şurada. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Canlı yani. Kıpır kıpır hizmetle alakalı olanlar. Şimdi bir de hizmet yok. Rahmet. Hizmet yok. Alakan yok. Nereye tutunacaksın bu korona meselelerinde vesaire? Hiç mi ölüm kapını böyle hayaline gelmiyor? O kefene, siyah torbaya sarıldığın zaman elaman, elaman diye ki nereye tutunacak insan? Aklım almıyor biliyor musun? Ustad diyor ya, bunlar nasıl yaşıyorlar diyor. Nasıl akıllarını uyutuyorlar diyor. Nasıl tembin ediyor, nasıl uyuşturuyor. İnsan vehim sahibi ya. Hiç mi böyle siyah torbayı görmedi falan. Nereye tutunuyor ya? Değil mi öyle soruyor? Nereye tutunuyor ya? İnsan. Vay be. Cenab-ı Hak 16. mektubun sonuna koymuş o ayeti ustad demin. Diyor ki ya Rabbim, biz diyor bu kainatı ve insanı yaratarak oyun oynamıyoruz diyor. Oyun oynamıyoruz. Allah Allah. Allah Allah. Çok garip ya. En büyük hakikat ölüm hadisesidir. Diyor ki belki mahlukatın vücutları Adem'e gidiyor diye elin bir endişe verirken, yani saydık yeni gelenler için bak. Bir, ihtiyarlık. İhtiyarlık. Sonra iki, gurbet. Üç, hastalık. Dört neydi? Mağlubiyet. He? Mağlubiyet. Birincisi neydi? Ve? İhtiyarlık. İkincisi neydi Ömer? Gurbet. Üç? Hastalık. Dört? Mağlubiyet. Harika. Bunun dışında bir şey kalmadı. Onu tek tek izah ettim. Sakın şey yapmasın hiç kimse. Ben ihtiyar değilim. Doğduğun anda ihtiyarsın. Ahir zamanda doğdun ya.
Çok doğru abi ya. Olsa o mantık değil mi? Mesela seni ben tanıdığım için söylüyorum. Allah aşkına ya, kaç 35 yaşında mısın? 34 yaşındayım abi. 34 yaşındasın. Fatih Sultan Mehmet benim kadar çile çekmemiştir abi. Çekmemiştir. Gerçek diyorum yani abi. Doğru söylüyor. Şimdi bak, 35 yaşında bir insanın çektiği çileleri koy içeri havuza. 300-400 sene önce insanların çilelerini topla, kaç tane? 10 tane adamın çilesinden, toplam çilesinden bu fazla çekmiştir. Sen de öyle. 5 kişiden fazla çekmişiz. Acayip bir şey ya. 1. Eletikle alakalı bir şey yok. 2. Cemiyet sefih değil. 3. Televizyon yok, duman. Çocuğu bırak, alim yetişiyor sokakta ya. Bırak. Hamas diyor ki ben vallahi hiçbir şey çekmedim, hiç derdim yok. Sen insan değilsin o zaman. Müslüman derdi ol, derdi dertlenendir Müslümanın derdiyle. Sokakta çocuğu saldığın zaman endişe etmiyor musun? Televizyon bangır bangır evde çalınca acaba çocuğumun neresini zehirleyecek? Demek ki ahir zamanda yaşayan ihtiyardır. Çünkü geçmiş asırdaki ihtiyarların çektiğinden fazla ruhumuzda var. Ruhan ihtiyardır. Beden kimse ki değil. 6 ayda bir hücre değişiyor. Kimse ihtiyar değil. 90 yaşındaki insanın da bir senelik hücresi yoktur. Neresi ihtiyar? İhtiyarlık bu. Gurbet, dari dünya, malum şey hastalık, hastalık zaten maddi ve manevi. Bir vehim, bir emel ya, bir arzun ya. O yerine gelmesi dünya gidiyor. 3, mağlubiyet. İnsan istediği yerde değildir. Çok acayip bir tanım bu ha. Sıradan duyuyorsunuz gibi ama çalıştığım için söylüyorum. İnsan istediği yerde olmaması mağlubdur. Bu peygamber de dahil. Yani peygamber 70 defa inkılap geçiriyor. Bir önceki haline istiğfar ediyor. Yani bir önceki haline böyle terakki ediyor. İnsan ebed istiyor fani de. Bir anda her yerde olmak istiyorsun. Neredesin? Bir yerdesin. Böyle bir durum, böyleyiz. Vücudumu sarsan arızalar ile ben ve benimle alakadar olan hepsinin Adem'e gittiğini, yok olmaya doğru gittiği diye elin bir endişe verirken. Ya hiç akşam böyle yatınca Nurullah şey olmuyor böyle. Allah Allah, emsalim gitti, o gitti. Bazen kapıyor değil mi böyle? Ondan sonra düşünmemek için hemen bir ümite, bir terse, bir risale, bir şeye hemen bir şey tutunuyoruz ya. Hemen tutunuyorsun be. Ya mesela beni o cümleler bir ciddi içten gelen bir hastalığa bulunan çareydi o. Mesela canı nasıl vereceğim diyordum Süleyman ben. Ya bu cümleler, bu tespitler küllete hasta değilsen, ihtiyacın değilsen, isteğin yoksa cevap yoktur. Eczane gitsen bana bir ilaç ver. Ne vereyim dedi. Ne diyeceğim? Ver bir şey. Lan tırnağın mı ağrıyor, gözün mü ağrıyor? Ha, Risale-i Nur Edviye Deposu, ilaçlar dedi. Ne zaman sana tebarruz eder, ortaya çıkar? İhtiyacın olduğu zaman. Benim Ahmet bir gün kaptı. Yatakta hiç kimse yok. Odada. Ölüm kaptı. Lan yatamıyorum. Bu kadar ders yapan adamı. Kaptı. Lan ne olacak diyorum. Laf dinlemiyor ki. Laf dinlemiyor ya. Sürüklüyor dozeri. Dozeri tutsanız. Gar 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 gidiyor, sen tutuyorsun. Sürükler seni ya. Mümkün mü ya? Dur diyorsun. Lan böyle bir şey ya. Alıp sürüklüyor gece. Hiç kimse yok. Sonra ne yaptın? Ya dur hele ya. Bütün dertlerin bu dert ahir zamanda ise derman da Risale-i Nur'dur. Mutlaka vardır. Öyle zaten psikoloji derslerim çıktı bu külliyatta. Dedim bir dakika ya, farklı bir şey bulmam lazım. Çünkü bu farklı şey yaptı, bunu acayip sürüklüyor. Ne akıl dinliyor ne bir şey. Sonra Allah'ın hikmeti, Kastamonu'da gördüm. Kastamonu'da ihsanat-ı mahsusa, imdadat-ı hususiye, inayeti hassa. 3 tane orada anlatıyor. Ne gördüm? Çok, o kadar işinize, benim işime yaradı. Belki sizin işinize de yarar. Şöyle bir şey. Allah'ın rahmeti gadabını aşmış mı? O kendisi söylüyor. Sonsuz bize göredir gadab. Ama rahmete göre o da blok altında.
gadab-ı ilahiyi, rahmeti bloke etmiş. Tamam. Şimdi rahmet aşmışsa gadabını, nasıl öleceğim? Cevabı şimdi kullanıyorum. Ama 4-5 saat geçti. Nasıl canı vereceğim? Rahmet ilahiye göre. Nasıl can vereceğim? Rahmet ilahiye göre. Kabire girince nükhe mekir bana nasıl gelecek? O nasıl gelecek? Rahmet ilahiye göre. Haşirde nasıl hesap vereceğim? Rahmet ilahiye göre. Aşmış ya gadabını. Rahmet ilahiye aşmış ya gadabını. Ne aşmış? Rahmet. Onu esas al, pergeliği ona koy. Nasıl can vereceğim Ömer? Rahmet ilahiye göre. Nasıl nükhe mekir gelecek o? Rahmet ilahiye göre. Nasıl hesap vereceğim? Rahmet ilahiye göre. Cennette nerede olacağız inşallah? Rahmet ilahiye göre olacağız. Nasıl? Yani bir torpilin varmış gibi gidiyorsun bu tarafa. Aferin lan. Gülüm, aynen öyle. Ben rahmet ilahiye kartıyla geliyorum. Evet abi. Hakikaten torpil ya. Evet abi. Ha, peki tersini düşün, hiç kimse yok. Şimdi bu toplumda olmaz da o kadar etkilemesini. Bir seni kaptığı zaman gadab-ı ilahiye göre bir can vermeyi, kabire nükhel mekilin gelmesini, haşir meydanındaki hesabı gadab-ı ilahiye göre bir düşün bakalım. Hiç koronadan siyah poşetin torban içinde mezara gömdüğünüz oldu mu? Gördünüz mü? Ben biraz hocalık olduğu için cemaati ben indirdim çok. La suratına bile bakmadı ya. Baktırmadı işte devlette. Açamazsınız dedi. Kızı, babası, annesi bile bakmadı. Poşeti açmadı. Açamadı. Almanya'dan getirmişler. Siyah poşet. Ne olacak şimdi? Şimdi o çocuk nasıl yapacak, o kızı veya annesi, babası, oğlu, kızı? Ne, sipsiyah şey. Kefen de yok. Belki de var içinde. Ben de görmedim. Şimdi insan endişe etmez mi ya? Ya nereye gidiyorsun? Bayılmak mı zannettin ölümü? Ha. Şimdi peki bu dersen nasıl gidiyor? Rahmet ilahiye göre gidiyor. Nasıl can vermişti? Rahmet ilahiye göre vermişti. Nasıl nükhel mekir gelecek? Rahmet ilahiye göre. Çünkü bloke etmiş gadab-ı ilahiyi. Hele nur talebesi. Sen zaten kafadan şeysin. Çünkü niye? Diyor ki ihsanat-ı mahsusa. He. Abecece. He'den sonra mim gelir. Sonra nun gelir. Sıra olarak. İhsanat-ı mahsusa. İmdadat hususiye, inayeti hassa. Şimdi bazılarının içinden geçer, canlı yayında da var. Ya öyle mi ya? Ha, sana öyle olmayacak. Niye? Ene-i nezenni abdibi. Şüphe etti değil mi? Şüphe etti. Mesela haçtan kafile getirirken öyle derdik uçakta. İlk günahınız. Acaba beni Allah affetti mi? Allah hakkında suizan etmektir. Allah hakkında suizan etmek. Allah hakkında niye suizan ediyorsun? Ene-i nezenni abdibi, kulun bana nasıl inanıyor? Nasıl muamele edecek? Böyle inandı, böyle olacaksın. İnşallah. Ha, ama desen ya, yağsa yağız şeklinde göreceksin. Ha, hemen hatırımıza gelir ama günahlarımız var da diyemiyoruz. Ha, senin günahla alakası yok Allah'ın rahmetinin gadabını aşması. Anladınız mı? Yani Allah'ın rahmeti, gadabını aşması insanların günah, sebap meselesiyle alakalı. Sistem böyle. Ve ma rabbuken bizzelemen lil abid. Rabbin kullar üzerine zalim değildir. Şimdi Adem'e gidiyor diye elin bir endişe verirken, yani bunlar yok ya, geldi tattırdı, doymadan çekip gitti. Endişe derken yine ayet hasbiye müracaat ettim. Yani bunlar saydı mı hastalık Ömer? Saydı. İhtiyarlık saydı, gurbet saydı, hastalık saydı, mağlubiyet saydı. Bu bütün o ben ve benimle alakada olan bütün o kişileri de düşündü. Adem'e gidiyor. Yok oluyor. O korona torbasına gömülmüş gidiyor. Sonra bakayım çareyi nereden bulacak? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Bakın rahmet ilahi nasıl kuşatmış. Allah'ın rahmetini, yani gadabı nasıl blok ettiğini, hasbunallah ve ni'mel vekil. Şimdi ayette malum biliyorsunuz,
O ne güzel vekildir. Allah benim vekilimdir. Ama şöyle bir de düşünün. Noterde vekalet versen artık başka yerde o asıl gibi iş yapar mı? Yapar değil mi abi? Yapar. Araba satar, ev satar, onu alır, alır. Yapar mı? Vekil aynı gibi midir? Aynı gibidir. Kur'an'da vekilseniz aynı gibisiniz. Borcu altına vekilsen sen de öylesin. Öyle mi abi? Öyle. Hasbunallah ve nimel vekil. Benim ama benim adım Allah'tır. Benim ama benim adıma Rabbim'dir. Kime karşı? Allah'a karşı. Benim Rabbim Allah'a karşı. Rabbul Alemin'e karşı. Rabbul Alemin benim dışımdadır. Rabbim benimdir. Benim Rabbim. Benim Rabbimin vekili Rabbul Alemin'dir. Rabbimle Rabbul Alemin arasındadır. Hasbunallah benim vekil. Allah benim vekilimse vekil asıl gibidir. Benim adımadır. Vekil görüyor musun bak? Biraz oldu değil mi bu? Kenarda kalmasın bakın. Allah benim vekilimse ben Allah'ın mahlukuyum. İnsan herkesin Rabbi ayrıdır. Hepimizin Rabbi ayrıdır. Ama Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi birdir. Herkesin, hepimizin Allah'ı Allah'tır. Rabbul Alemin'dir. Ama hepimizin o sistem içerisindeki vahidiyet ehadiyet gibi. Vahidiyet ehadiyet. Mesela deniz üzerindeki her bir damla ehadiyet. O onların tümü bütünselli vahidiyet. O denizdeki o bütünsel aynadarlık vahidiyet. Rabbul Alemin. Her bir damla ehadiyet. Rabbim. Şimdi bu Rabbim, bu benim Rabbim anlayışım, itikadım, imanım vekil yapıyor. Vekil yapıyor. Diyorum ki ey benim ben dediğim kişi ben ama bende bir iman var. Bu imanda imanı oluşturan Rabbim. Bu benim vekilimdir. Benim adımadır. Kim bu? Rabbul Alemin. Ehadiyet vahidiyet. Rabbim benim asıl gibidir. Benim aslım gibidir. Vekil ya. Ona hasbunallah benim ve vekil münacat ettim. Rabbi ile Rabbul Alemin arasındaki mülakıda yani bir olmada ortaya çıkan bir hakikati söyleyecek şimdi. Şimdi değişti mi? Hasbunallah ve nimel vekil ile müracaat ettim. Şimdi edince bu devre dışı kaldı. O da dedi ki ayet. Ayet canlıdır, ruhludur, şuurludur arkadaşlar. Bu kütüphanenizdeki Kur'an öyle Kur'an diyoruz ona nispeten. Aslında bu musaftır. Sayfalanmıştır. Böyle. Bu sayfadır. Kur'an değildir. Ama Kur'an'ın aslını kastettiğimiz için Kur'an diyoruz. Ama musaftır. Sayfa. Çünkü Kur'an mahluk değildir. Sureti mahluk. Bu kağıt. Çünkü Kur'an değil bu. Musaf olduğu için bu sayfa. Mürekkep. Bu değil. Peki Kur'an nedir? Bakın lügata görürsünüz. Okuyan da ortaya çıkandır. O da mahluk değil. Okuyan kişinde ortaya çıkandır. O da bendeki. Sureti bu. Kanuniyeti bende. Hakikati Esma-i İlahiyelerin bütünlüğü. Kur'an'ın mahiyeti nedir? Subutu sıfattan kelam-ı ilahi. Kelam var ya kelam. İlim, irade, sem, basar, kelam. İşte o. Yani sonu orası. Şimdi dolayısıyla topraktan, cansız topraktan, cansız çekirdekten, cansız su, cansız güneşten canlı çıkacak. Ayet cansız olur mu? Ayet bu teşbih değil. Ayet dedi ki bana diyor bakın. Dedi. Ayete başvurdum. Ayet dedi. 26. Lema'da da bunu çok kullanıyor. Van şeyine kalasına çıktım diyor. Ermenilerin işgalinde tarumar olmuş o Van şehrine baktığım zaman diyor. Böyle çok harabezader gördüm. Ayet bana dedi ki diyor. Niye diyor hep insan eliyle yazılan bir mektubun bir Ermeni Rus istilasıyla telef olmasından bu kadar müteessir oluyorsun? Görmüyor musun bu kainat yani böyle diye. Ayet beni ikaz etti diyor. Yani biz onu bunu biraz fazla beceremediğimizden dolayı tevil ediyoruz. Yani manasını. Hayır kardeşim ayet canlıdır, ruhludur, şuurludur. Senin duyguların gibi ya.
Fikirler canlıdır arkadaşlar. Fikirler üretilen bir enerji paketi değildir. Sana gönderdiğim pakettir. O içimde, ruhumda olan, düşünün bakalım, ruhunun içinde olan ruhsuz olur mu? Hayat gölünün içerisinde olan zerreler hayatsız olur mu? Hayatlı değil mi benim vücudum? Madem onların içindedir, her hücre hayatlıdır, öyle mi? Aklımın içinde olan her bir birim, her tek tek düşünce akıllıdır. Ruhumda olan her şey ruhludur. Mesela şefkat böyle dışarıda olsa, merhamet, vefa, haya, edep, gadab, hiddet, öfke, şehvet, neyiniz varsa çıksın dışarıya, canlı ve ruhludur onlar. Tek tektirler. Vücudu meydana getiren hücreler gibidir. Ruhumu meydana getiren hücrelerdir onlar. Muhabbet, benden ayrı, müstakil, ne yaptığını bilen, canlı ve ruhlu ve şuurlu ve akıllıdır bu. Şefkat, muhabbet, lezzet, sevk, surur, memnuniyet, iftihar, vefa, haya, edep. Haya imandandır diyor. Cansız olur mu şimdi? Yani bunlar müstakil bir şahsiyetleri var. İfratı şeytandandır hepsinin, muhabbetinde şehveti. Tefriti nefse emareden vasatta, vasatı ise sünnettir. Yani şimdi bu farklı ne duyacağız? Şefkati benden dışarıya çıksa bir vücudu var. Öyle bir anlayış, bir his değil o. Şefkat, muhabbet, gadab, hiddet, öfke, celal ve cemal hangisi olursa. Her bize verilen fikir, his, duygu, latife, canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime, ne kadar, ne yapacağını bilir. Onun için cehennem böyle bir ateş değil. At gölen külüme yansın, öyle değil. Cehennem akıllıdır, ruhludur, şuurludur. Hangi duygusuna ne kadar verileceğini, şuna yok. Şuna bir zarar verme. Gavurdu ama şefkatlidir, yok. Bu gadabına ver, bu vefasızlığına ver. Allah'a vefasızlık ver. Bu kadar yansın. Böyle cehennem onun için tavsif edemiyoruz. Duygulara, fikirlere, hislere, latifelere ne kadar gerekiyor azap? Cennet de öyle. Bu his, bu latifeye, bu fikrine, fikir de canlıdır. Hayal da canlıdır. Düşün bakın, vücudumda olan hücreler vücudumda olacak, cansız olacak. Cansızı atıyor zaten. Her şey canlıdır ya. Şimdi ruhumuzda, ruhu da beden gibi düşünün. Ruhu da beden gibi düşünün. Bakın bedenin içerisindeki, bedeni meydana getiren hücreler cansız olamadığı gibi ruhu meydana getiren nedir o? Şefkat-ı mukaddes, muhabbet-i münezzeh, sevk-i mukaddes, surur-u mukaddes, memnuniyet-i mukaddes, iftihar-ı mukaddes, lezzet-i mukaddes. Hepsi müstakil. Vefa, haya, edep, anlayış, feraset, feraset, basiret, dirayet, hepsi müstakil bir zattırlar. Bunlar müstakildirler. Onun için o 8000 alemiz. Onlar hepsi müstakil hayatlıdırlar, ruhludurlar, şuurludurlar, akıllıdırlar. Kime ne kadar nasıl tesir edeyim biliyor. Ha? İşte bu böyleyken benim bir latifem, şefkatim canlı ise hasbunallah ve ni'mel vekil. Nedir o? Manadır. O bizim manadaki manadır senin. O canlıdır, ruhludur. Bir defa demiyor ki ben diyor ne kadar başvurdumsa, bak diyor ki bu hasbunallah da hep manama dikkat et. Diyor ki hasbunallah ve ni'mel vekil okudum. Bak ilk şeyde ayetim dadıma geldi dedi. Dedi diyor. Bak bir tane desen hani teşbihtir diyeceksin. Hasbunallah ve ni'mel vekil imdadıma yetişti. Yetişti diyor. Aa bak dedi diyor. Burada da iki. Üçüncü de burada da bana bildirdi ki, bana dedi ki, sonra şurada bakayım, şurada çizmişim, o ilgimi çekti. Şimdiki benim konuya geldi, dördüncü asbiyede dedi. Şimdi bakayım ne diyecek. Hani biraz önce dedim ya, nasıl can vereceğim, kabre nasıl gireceğim, nüker mekir nasıl gelecek benim dışımda o zat. Hadi ben neyse inandım ama o benim dışımda ya nüker mekir. Haşr meydanındaki hesabı kim görecek? İyi ki melekler görmeyecek. Allah bizzat kendisi görüyor. Haşr meydanındaki hesabı. Nasıl olacak? Sırat köprüsünü nasıl geçeceğim? Hepsinin cevabı şu. Rahmet ilahiye göre olacak. Çünkü rahmet gadabını aşmış. Şimdi ayette diyor ki Rabbim
Rabbul Alemin. Vekil. Hasbunallah. Ve ni'mel vekil. Sen vekil ediyorsun da vekilliği kabul ediyor mu? Sen onda ne istiyorsun? Kimlik istiyorsun? Ad soyad istiyorsun? Bir de resim değil mi? Öyle mi veriliyor vekil? Ben seni vekil yapacağım Polatlı'da. Ömer, iş yap benim adıma. Asıl gibi değil miyiz? Asıl gibi. Ben şimdi İstanbul'dayım. Ben seni vekili göndermesem olur mu? Olmaz. Allah vekil edilebilmesi için Allah seni kabul etmesi lazım. Allah'ın seni kabul etmesi için alameti nedir? İmandır. Vekilliğimdir diyor. Bu benim vekilimdir. İman. Gördün mü hemen? Onayladı seni. Tamam. Ben vekilliğini kabul ediyorum. Şimdi bakayım ne diyecek. O kadar hoş ki. Onu okuyacağım, keseceğim. Manama dikkat et dedi. Ayet diyor. İman dürbünüyle bak dedi. Allahu Ekber. Manama dikkat et dedi. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Diyor ki manama dikkat et. Yasay. Bir de imanı tak böyle. İmanı kulağını takma. İmanı aklın şunu değil. Bir dürbününü tak bakalım. İman dürbün böyle. Ayaktır, koldur, kanattır, iman her şeydir. Dedi ki, hasbunallah ve ni'mel vekil. Manama dikkat et. Tamam. İman dürbününe, dürbünüyle bak. Dürbün, uzak yerleri yakın edendir. Öyle mi? Uzak. Hep Allah'ı uzaklaştırdık ya kendimizden, ulaşılamaz falan böyle diye. Şimdi, İman hasbunallah ve ni'mel vekil dedi ki iman dürbünüyle bak. Tamam. Acaba ne diyecek şimdi? Ben de baktım. Ayet diyor Ömer. Ayet diyor, bak diyor, bak. Çünkü ayet canlıdır, ruhludur, şuurludur. Biraz önce ruhta misal verdim. Ruhu meydana, ruh bir müstakil, basit iken, basit demek terkip değildir. Ama terkiple olmuştur. Yani parçaların bütünselliği değildir. Tek şeydir. Ona basit denilir Risale-i Nur lisanında. Ruh basittir. Ne demek? Terkip değildir. Parçaların montası değildir. Ama bir sürü şey var. Zihayattır, zişurdur, kanuna vurculadır. Şefkat, muhabbet, haya, muhabbet, lezzet, surur. Öyleyken hepsi tek gibidir. Nasıl ki o muhabbet, şefkat, memnuniyet, müstakil zatlardır. Zatların cemidir. Toplamına ruh deniliyor. Şimdi bu o bütünselliğinin, o ruhun bütünsellikten çıkan şuurun, ruhun, kalbin, aklına deniliyor iman. Aktif olmuş. Çünkü kafirin kalbi yok. İmanı olmadığı için kalp yok. Tamam, iman dürbünüyle bak dedi ayet. Baktı. İşte bunu 4 tane cümleyi okuyacağım, keseceğim. Bak ne diyormuş. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Benim manamla İman dürbününü tak, baktım. Nereye baktım? Şimdi bakıyor. İman gözüyle gördüm ki. Neyle gördüm Ömer? Çok önemli. Dürbünle bakıp iman gözüyle gördüm. İman gözüyle. Dürbün, iman gözüyle. İman dürbünüyle baktı, iman gözüyle gördü. Şimdi iman. Bakan da bakılan aynı. Dürbün var. Ama bizdeki dürbün ayrı benim dışımda. Ama bu iman gözü ve dürbün ikisi de aynı. Baktım, gördüm ki bu zerrecik vücudum 18 bin aleme göre, şeceri hılkate göre, senin böyle 60-70 kilo, 70 de bir yoksun belki. Hiç ne olacak ki bu zerrecik vücut? Bak bu zerrecik vücudum o diyor, baktığı zaman iman, İman gözlüğüyle, dürbünüyle bakınca gözüken bu. Bu zerrecik vücudun, hadsiz vücudun aynısı. Kimin? Hadsiz vücudun, hadsiz bir vücudun aynısı. Nihayetsiz inbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile. Birinci cümle bu. Bu zerrecik vücudun, hadsiz, kim o? Allah, bu zerrecik vücudun, bu mevcut değil, atom değil arkadaşlar. Mevcut deyince atom, beşeriyet anlayacaksın, beşer. Yani
enfus tarafın, senin insan tarafın, insan, insanlığın, ruh tarafın, buna vücut denilir. Vacibül vücut. Bu zerrecik vücudum, ben olan ben. He, zerre. Hadsiz bir vücudun aynası. Lan ben kimim ki ona ayna olacağım? Böyle bir şey ya. İman bizi gösterdi. Bu zerrecik vücudun, hadsiz vücudun, hadsiz bir vücudun aynası, nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile. İmbisat şu, oku tutuyorum, çekiyorum, gidiyor noktadan noktaya. Bu inkişaf. Ama şu anda benim sesim size yayılarak gidiyor. Buna imbisat denilir. Yani ona dönüşmek. Mesela miraca gitti. Ne demek biliyor musun mesela? Gitti, ne orada, orada mısın ya Adem babamız falan? İlyas aleyhisselam cennete gitti. Böyle bir Polat diye dolaşmak gibi değil ki. Her gittiği yere dönüşüm oluyor, ona dönüşüyor. Yani, şimdi şöyle. Çekirdekten, Mısır'dan çıktı Mısır. Çıktı diye Mısır yok olmadı ya. Çekirdek ne oldu? Ağaca dönüştü. Ama çekirdek duruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Miraç'a giderken geçtiği alemler, ziyaret ettiği alemlerde girdiği zaman ona dönüşüyor. Ona ne var ne yok. Ona seyretmek, dinlemek değil o. Ona dönüşüyor, ona. Ona inkılap oluyor. Buna imbisat denilir. Ha, bu zerrecik vücudum Allah kim ben kim? Hadsiz bir vücudun aynısı. Nihayetsiz imbisat ile nasıl bir imbisat? İman girdi mi senin vücudun nihayetsiz imbisat. Nereye iman ettiğinse oralara kadar vücudun gelişiyor. Göle düşen bir damla göl oluyor, denize düşen bir damla deniz oluyor. Aynen öyle. Ona bütün o şeceri hilkati dönüşüyorsun. O oluyorsun. Anlıyor musun böyle? Şimdi Mısır'dan, çekirdekten, buğdaydan buğday çıktı diye tane yok olmuyor ki. Ama çıktı. Ne yaptı? Ağaca dönüştü. İman ettiğin anda imbisatın kadar ona dönüşüyorsun. O oluyorsun. O oluyorsun. Arş. İşte bunları yaşayan zat bir şey söylediği zaman biz de Sekir Ali diyoruz. Sekir Ali biziz. Sarhoş biziz. Muhyiddin Arabi demiş ki arş benim demiş. Lan arşa girdim desene demiş. Arş benim. Lan arşa girdim demiyor. Kürs benim. Cennet benim. Cehennem benim. Muhammed iman etmedin mi? Muhammed de benim. İsa da benim. Şit de benim. Girmiş kabire. Keşfet kubrunu seyretmiş. Lubu lubu'dan yazıyor. Lubu lub. Kabre girmiş. Merak etmiş o yetiştirdiği talebeler. Ustad ne yapacak? Muhyiddin Arabi. Nükel Mekir'e ne diyecek bakalım burada? Burada böyle demişti. Nükel Mekir gelmiş. Men Rabbuke demişler. Ne dedi? Şaşırıyor. Allah Allah. Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Ben sen öyle bir şey yok ki bizi bizden mi sorarlar? Sen ben yok ki. Ben benim. Benden başka bir şey yok. Ben zaten bendeydim. Ölüm mü yok? Ben bana geldim. Öyle kabir mabir yok. Neyin nesidir diye şaşırdı. Ne demiş biliyor musun? Keşfet kubur evliyası fazla üstün değil. Görmüşler. Ya Rabbi. Tamam onun zaten sözleri dünyada da anlaşılmıyordu diyor. Bırakın. Yani adam yaşamış. Ustadımız ona İslamiyet'in bir mucizesi diyor. Evet lemalarda söylüyor. 28. lemada. Bak bu zerrecik vücudum, mevcudum değil, beşeriyetin değil, hadsiz bir vücudun aynısı, nihayetsiz imbisat ile, imbisat ona dönüşüm ile, bak nihayetsiz imbisat, hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Bak bir, şimdi ikinci cümle geliyor. Kendinden daha kıymetdar. Biz fani değil miyiz? Bir yerdeyiz. Faniyiz, evet istiyoruz. Her yerde olmak istiyoruz, bir yerdeyiz. Tamam. Kendinden daha kıymetli, baki mutadid vücutları kazanmasına
vesile, bak, baki mutadit vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu. Kendinden daha kıymetdar. Şimdi ben bekamı istiyorum. Oysa diyor ki, sen neyin bekanısını istiyorsun? Düşüncelerinin, arzularının, alışmadığın bir aleme gitmek istemiyorsun. Senden daha kıymetdar bir şey var. Ne o? Sen. Senden kıymetdar, daha kıymetdar sensin. Ne demek sen benden daha kıymetdar benim? Aklım aklımıza bela değil mi? Ben bendeyim, ben bendeydim, ben bene gidiyorum. İnsan kendisine o kadar uzak ki, o kadar yabancı ki, o kadar kendimizin dışında yaşadık ki, hiç kendimizle beraber olmadık. İşte bu, bak kendinden daha kıymetdar benim arzu isteklerim var ya, işte dünyaya ahtapot gibi sarıldık vesaire şu. Bende bir hakikat var, iman. O iman var ya, iman, benden daha değerli, bana vermiş. İman bizden daha değerli. İmanınızdan daha değerli neyiniz var? Hiçbir şey yok. İmanın içeriği Allah'tır. Tamam mı? Ne dedi? Kendinden daha kıymetdar, baki mutadit vücutları. Kendinden daha kıymetdar, baki, yağmur mu bir şey var? Baki mutadit vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulundu. Kelime-i hikmet niye dedi? Kelime tekellüm. Diyor ki ayet-i kübrada, konuşmak bilen dirilerin işidir. Bak, işitmek dirilik emaresi, görmek dirilere mahsus. İhtiyari iktidar ziyaretlerde bulunur. Tekellüm ise bilen dirilerin işidir. Bilen. Şimdi burada diyor ki, son kelimeye geldiğimiz için fazla biraz durmak, çabuk geçmek istemedim. Kendinden daha kıymetdar, baki mutadit vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde. Kelime-i hikmet, kelam, Kur'an'a, Kur'an'ı meyvesidir iman eden her bir Müslüman. Kelime-i hikmet. Yasin vel Kur'anil Hakim. Hakim, hikmet. İşte Kur'an'ın takip ettiği hikmet insandır. Kelime-i hikmet. Kelime, kelam, sözlerin de Arapçası kelimat denilir. Kelime-i hikmet. Kur'an'ın ortaya konmasını istediği işte el kemale Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. O nedir? Kelime-i hikmettir. Hikmetin kelimesi odur. Kur'an'ın takip ettiği ahlak budur. Kur'an'ın istediği bir model o. Kendinden daha kıymetdar, baki, mutaddit vücutları meyve veren kelime-i hikmet hükmünde olduğunu, bulunduğunu. Şimdi son cümlemizi okuyorum. Akşam okunmadı değil mi daha? Evet bak. Mensubiyet cihetiyle. Mensubiyet. Yani La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Biz mensubuz şimdi. Ona mensubuz. Mensup olduk. Aşirete mensupsun. Soyuna, nüfus cüzdanı ile nereye mensupsun? Kimlik kartınızda fabrikaya nereye mensupsunuz? Nereye çalışıyorsun? Değil mi? Kimlik var böyle, parmak uçları var. Mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması. Hani ölüm istedin ya, hem de seni de alsın bu ders isteğin 17. sözde istemiştim. Mensubiyet cihetiyle, şimdi bu şey değil. Bak, mensubiyet cihetiyle, dağıtmayın son cümlemiz. Mensup. Mensup oldun mu? Mensup. Mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması. Bir an. Nasıl? La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Desen ölsen. Yetiyor. Bakın, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen ebedi yaşamak istemiyor musun? Bu bir an yaşaması mensup olduğundan dolayı İnşaat Hücaz'da şöyle bir soru geçiyor. Onu da doldurayım bunun. Ya diyor, bir insan 60 sene yaşıyor. 60 sene küfürle geçiren adama niye sonsuz cehennem azap olsun, adalet olsun diyor. Hatırladınız mı? 3 cihette cevap veriyor. Diyor ki, İman ve küfür kişiye değil,
red ve kabul ettiği şeye bağlıdır. Mesela Allah'a iman ettin. Allah kimse, o kabul etmek değeri o kadardır. Reddettin. Allah kim ise Celle Celaluhu, reddetmek onun kadar, onun kadar nasıl diyeyim, sonsuz kadar şerdir. Bu bir. Yani 60 sene yaşaman değil. Neyi reddettin, neyi kabul ettin? Neyi reddettin, neyi kabul ettin? Onunla değerlenir. Bir. Bir 60 sene yaşadığı adama niye sonsuz azap veriliyor? Çünkü sonsuzu reddettiği için. Niye insan bekaya mazhar oluyor? Sonsuzu kabul ettiği için. İkinci cevap. İki cevap yetiyor bize. Kabul eden, reddeden beden değildir. Ruhtur. Ruhun da yaşı yoktur. Ruhun da faniliği yok. Küllü nefsin zayikatın meft. Mefti nefis yaşayacak. Ruhla alakası yok. Kabul eden, reddeden ruh olduğu için kabul ettiğine göre değer alıyor. Reddettiğine göre değersiz oluyor. Onun için mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ne yapıyor? Ebedi bir vücut kadar. Ebedi. Ahmet ne kadar? Ebedi bir vücut kadar kıymetdar olduğunu ilmel yakiniyle bildim. Düşünebiliyor musun? Ebedi bir vücut kadar, ebedi bir vücut kadar kıymetdar olduğunu ilmel yakiniyle bildim. İlmel yakin. Allah Allah. Ezan duyulurdu değil mi gelse? Ha, o zaman kesir. Bir daha zihnimiz trafikten dağılmış olabilir diye şey yapayım. Mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması, yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi, burada değer alması, değer kaybetmesi bir, kabul eden, reddeden ruhtur. Ruh da fani değildir. Ruh baki bir hakikattır. Onun bakiliğinden dolayı. İki, kabul edilen ve reddedilen Allah'tır. Allah kabul edildiği için, reddedildiği için mükafatı da cevabı da o cinstendir, sonsuzdur. Onun için mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması, bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetdar olduğunu ilme lakin ile bildi. Niye? Çünkü şuur iman ile bu vücudun, şuur iman ile ama, şuur iman, bir iman var, bir de şuur iman, farkını söyleyeyim. Sen iman bize girdi. Neler yaptırabiliyor? Zine yaptırmıyor, çok şükür. İçki içtirmiyor, şunu yaptırmıyor, bunu yaptırmıyor, tamam mı? Yani bazı şeyler yaptırmamış, çok şükür, değil mi? Bu iman içimize girmiş. Bir de bu imanın içine girmek var. İçinin içine giriyorsun. İman içimize girdi, içimizin içine gireceğiz. Onun adı şuur imandır. O içinin içine girince artık onun ağzı oldum diyor Cenab-ı Hak, değil mi Mesela? Onun ağzıyım. Onu konuşan diliyim, onu gören gözüyüm, yüreğine ayayım. Ya Musa, beni niye ziyaret etmeden hastaydım? Ya Rabbi, hoş hoş. Yani fena fillah olunca, yani o kişi Cenab-ı Hakk'ın nazarıyla, şeyiyle, manayı, harfiyle baktığı için, onun gözüyle, onun şeyiyle baktığı için Cenab-ı Hak orada taayyün etmiş. İşte diyor ki, şuur, iman, fihi mafi, içimin içine giriyorsun. İman bize girerse eylemimizi, düşüncelerimizi değiştiriyor. Ama biz daha onun da içine girersek, İmam-ı Rabbani'nin Hazretleri'nin sözünü söyleyeyim. Avamın beklediği cennet hayatını havas diyor. İmanının içerisinde o beklediği cenneti yaşar diyor. Ya dünyada yaşarken. Burada yaşarken. İmanın içine giriyorsun. Artık bir bakıyorsun ki dün, bugün, yarın ustadın tabiriyle kalbin ve ruhun dereceyi hayatına geçiyor bu işte. Şuur iman ile bu vücudun vacibul vücudun eseri ve sanatı, vacibul vücudun eseri, sanatı, cilvesi olduğunu anlamakla vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından, vahşi evham ne? Evham arkadaşlar kafadadır. Vesvese kalptedir. Evham ne yapar? Vahşi evham. Ömer bir helikoptere bin abim. Afrika'ya safariye git abim.
Seni oraya bıraksınlar veya araba. Şimdi bir yerden sırtlanlar saldırdı. Bir yerden timsah. Bir yerden o siyah aslan cinsi var ya bir şey. O. Bir yerden kobra yılanı. Mutlaka bir tanesiyle yenileceksin. Ömer hangisiyle yenilmeyi isterdin? O andaki haletini düşün. Ona vahşi deniliyor. Abi kaplan yani şöyle ağzını açtı mı kafanı içine alıyor. Kaplan daha iyi değil mi? Daha iyi önce. Bir defa da. Önce timsah da öyle alıyor seni. O da öyle bitti. Yani niye bu misal verdim? Evham vahşidir. Ölümden ölümü seçtiriyor sana. İntihar ettiren de odur. Uyumadan önce aklıma gelse uyuyamam belki. Bir saat nasıl kurtulurum, ağacımı çıkarım, külliyamı çıkarım. Bir saat uykum. Vahşi evham, Allah arkadaşlar, vehim, düşünceler, intihar ettiren odur. Vesvese değil, intihar ettiren vehimdir. Vehimdir, çok acımasızdır. Bizde daimi durur. Kalpte vesvese girer, çıkar, kaybolur. Şeytanla alakalıdır vesvese. Şeytan da daimi değil, kanınızda dolaştığı gibi dolaşır diyor Peygamber Aleyhisselam. Kaybolur gider ama vehim öyle değil. Bir düşünce kaptı mı seni arkadaşlar? Bunun adı, şimdiki piyasadaki adı psikolojik. Bir sürü hastalıklar. İşte bu dersler seni vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından. Bir düşün yani vahşi. Şimdi o anda helikopterden indiğim timsah, sırtlan, aslan, canavar, kobra falan hepsi. Hangisini seçeyim ya? O andaki haletinin adıdır. Vahşi evham. Vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından. Hadsiz karanlıklar. Ne kadar karanlık, ne kadar hadsiz düşünce çeşitleri var. Ya bir emelden ümidin kesilmesi, adamın dünyası bitiyor ya. Sonra hadsiz mufarakat ve firakların elemlerinden kurtulup, hadsiz mufarakat, yani fark ettik ya, fark edip, ondan sonra onunla ünsiyet ve ülfet oldu, onlardan kopmak. Yani birimiz aramızda gittiği zaman ne kadar insan acıtıyor ya. Bir de o gitti, vay be Yusuf gitti, Süleyman gitti, o gitti, bu gitti, Hasan gitti, Mehmet gitti. İnsana ne kadar, her gün bir dostun gitse. Lan sabah baktık Süleyman gitti, öğlen baktık falan gitti falan. Her gün 3-4 tane tanıdığın gitse ne olursun? Sıra da sana da geliyor. Yani böyle gelmenin dışında insan ne kadar acıtıyor. İşte bunun adı hadsiz mufarakat. Yani alakadar olduklarına farkımızın ortadan kalkması, farkındalığımız vardı ya, dostluğumuz. Sonra firatların elemlerinden bu dersler bizi kurtulup, elemlerinden kurtulup mevcudata hususan zihayatlara taalluk eden efalde Esma-i İlahi adedince uhuvvet rabıtaları ile münasebet peyda ettiğim bütün sevdiğim mevcudata muvakkat bir firak içinde daimi bir visal var olduğunu bildim. Malumdur ki karyeleri, ilçeleri, Polatlı mesela, Polatlılıyız diyoruz. Karyeleri, şehirleri, memleketleri, taburları, kumandanları, ustadları gibi rabıtaları bir olan adamlar sevimli bir uhuvvet ve dostane bir arkadaşlık hissederler. Biz mesela mensubuz, yani Risale-i Nur. Mensubiyet cihetiyle bak bir kardeşlik oldu, bir yakınlık hissediyoruz. Petrol ofisinde ondan sonra gördük, o falan bakıyorsun, kardeş selamun aleyküm, aleyküm. Sanki 10 senelik şey gibi ama sarılıyorsun. Yani mensubiyet cihetiyle uhuvvet, dostane bir kardeşlik var, tamam mı? Ve bu gibi rabıtalardan mahrum olanlar daimi elim karanlıklar içinde azap çekiyorlar. Bugün bir tanesini aradım, değil mi Yusuf? Bunlar da kardeşler, yoldaki seyahatimde şahitler telefonla. Sınıf arkadaşım. Aradık, hepsi çok iyi, çok şükür. Bir tane hariç. Bir tane dedim, nasılsın, iyi misin? Derslerle alakan var mı? Öyle şeylerle işim yok dedi. Tamam. Ama benim gibi de canlı da diyemiyor. Böyle şeylerle işim. Benim öyle şeylerle işim yok. Yani bitmiş ya. Bitmiş. Vay be. Bittiğini de bilmiyor. Bunlardan mahrum o daimi elim karanlıklar içinde azap çekiyorlar. Yani ne kadar azap çekiyor? Hiç mi ölüm hatırına gelmiyor? Hiç korona torbası mı hatırına gelmiyor, siyah torba falan? Eskide şehirde Polatlı'da bir ezan okunurdu. Sele okunurdu. Esselatu vesselamu aleyk.
Ama şimdi televizyonda yüzlerce her gün korona cenaze haberi. O seladır. Hem Şimşek değil mi? Bakara suresinde diyor ki münafıklar bunda çok ödü patlar. Rahmet geliyor çok şükür. Ve bu gibi rabıtalardan mahrum olanlar daimi elim karanlıklar içinde azap çekiyorlar. Hem bir ağacın meyveleri bitiyor. Şuurları olsa birbirinin kardeşi ve birbirinin bedeli ve musahibi ve nazırı olduklarını hissederler. Eğer ağaç olmazsa veya ondan koparılsa her biri o meyveler ad edince fırakları hissedecek. Burada kesiyorum. Allah bu hakikatle aklanmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak nasip eylesin. Bu Risale'nden bizi ayırmasın ya. Bu dersleri dinlemeye nasıl ayakta duruyorlar ya. Cenab-ı Hak iki canı da aziz eylesin. Demek ki bu daha çok çabuk ihtiyarlaştırıyor ya. Nasıl yapıyor? Demek ki bu dersler olmadığı zaman insanın ruhu daha da çabuk ihtiyarlaştırıyor. Tabii canım. Adam bak bitmiş. Nasıl bitmiş ha? Bu doktor yanımda, Yusuf da kardeşimiz yanımda. Nasılsın diyorum. İyiyim. Dedim dersleri gidiyor musun? Öyle şeylerle işim yok. Ötekisi, ya tanıyamadım dedi, 30-40 sene geçmiş. Ya ooo dedi, abimiz falan, ben Bursa'dayım, ötekisi ben şeydeyim. Ya sen nasılsın merak ediyorum falan. Hepsi kıpır kıpırdı. Bak adam bitmiş. Hayatta hiçbir anlam kalmamış. Ne yapıyor? Oturuyorum dedi. Ne dedi, öyle dedi mi? Çalışıyor musun dedi. Yok dedi, emekliyim. Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Namaz inşallah olur dedim. İnşallah. Böyle. Yani hepsine, bunun dediği gibi ağaçtan daldan kopmuş elma. Bütün yapraklardan, çiçeklerden, diğer elma arkadaşlarından yok. Bahçeden de uzaklaşmış. Yani tek kalmak ya. Allah kimseyi kendi başına bırakmasın ya. Ne kadar kendi kendini yiyor ya. Tesir Burcu ha? Aküsü bitmek üzere. Yani aküsü hiçbir şey kalmaz. Salam akıyor zaman kapıyor diye. Nananamaz diye kapar. Ama akü bitmeyecek. Allah Allah. Bağ yok. Namaz bağı yok. Onaylanmamış. 16. sözde diyor ki, ruh için söylüyor. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile diyor. Demek ki ruh namaz vakti. Şimdi akşam okunacak. Okunmadı değil mi daha? 10 dakika. Şimdi ruh bu akşam namazı vaktinde, tam vaktinde biliyor musunuz? Ruh gidiyor aşağıya. Onaylanırsa huzura, belediye başkanına, başbakana, cumhurbaşkanı gibi huzura kabul edilenler yeryüzünde namaz kılacaklar. Peki suçum ne? Suçun onaylanmadın. Niye onaylanmadın? Onaylanmamışsan suç sende. Niçin? Sebebi şu. Onun onaylamasını istiyorsan, onayladıklarını onaylarsan onaylanırsın. Hani bazı diyor ki, ya ben diyor Allah'tan istiyorum. Allah ne istediğimi vermiyor diyor. Allah'tan istediğini almak için Allah'ın istediği gibi olacaksın. Men yaşa diyor ya, ben istediğim hidayeti veriyorum. Allah'tan hidayet mi almak istiyorsun? Ondan almak istiyorsan ona vereceksin kendini. Hidayet isteyen hidayeti yaşamalı. Ha, o zaman alıyorsun. Onaylarsan onaylanırsın. Onaylanmamışsın. Hiç benim o işte hobim yok diyor. Allah ile nasıl dedim. Böyle bir şeyle hobim yok diyor benim. Böyle düşünüyor böyle. Yani Allah muhafaza etsin. İştirak amali uhreveden ayırmasın. Cenab-ı Hak dünyada böyle yaptığı gibi ahirette de daha alasını bizi birbirimizden bırakmasın. Bizi birbirimize şefaatçi eylesin. Birbirimize dost eylesin. Ustadlarımıza, İmam-ı Rabbani'lere, Gazani'lere, Geylani'lere, Ebu'l-Hasen-i Şazi'lere, İmam-ı Rabbani ve Bahattin Şah-ı Nakşibend Hazretleri, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, Ahmet bin Hanbel, Maliki Hazretleri,
124 bin peygamber ya, 124 bin enbiya, 124 milyon evlat. Ya Rab, onların şefaatlerini bize mazhar eyle. Onlarsız bizi yaşatma ya Rabbi. Onlarsız bizi bırakma Allah'ım. Onları en iyisi ve arkadaş ve yoldaş eyle ya Rabbi. Böyle dostlar mecması bizi, o orası bekliyor. Allah'ım, buradan telis olacağımız zaman onların sofrasına, onların şahsı manevisinin içine bizi kat ya Rabbi. Bunu bize söylettiren yine senin esmandır. Şu aletleri bize veren biz değiliz. O söylettirmese söyleyemezsin. Sevemezsen sevdiremezsin. Ya Rab, şu haletlerimizi veren esmayı vasıta yapıyoruz. Bu esmanın hürmetine istediğimizi ver ya Rabbi. Ve ahirde vâhumen elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tına selavu aleyhiz. Allah'ın selavu aleyhiz. Elhamdülillah rabbil alemin. Rahmanirrahim aleyküm. İnşallah yarın da gene 7. Yedi değil mi? Şu dakika başladı işte. Evet, dursun şöyle. Rahmet başladı diyor. Aa, rahmet değil mi? Bir öbür rahmet, öbür tarafta. O birden başladı. Bu da başladı herhalde. Bu da başladı. Şuraya bak. Fesim yani abi. Şöyle dua ettirmek bile bir rahmet. Çünkü rahmet edebilmek için rahmetle alakalı esma sende aktif olması lazım. Dua edebilmek için duayı aktif eden, canlı tutan esma aktif olması lazım. O zaman diyor ki bana yaklaşmak, benden bir şey istiyorsanız diyor, vasıta arayın diyor, vesile koyun diyor. Bana bunları söylettiriyor mu? Bende bu aleti çıkartıyor mu hepimizde? Bu aletlerimizi ortaya çıkan esmayı vesile yapıyoruz. Bu esmayı yapıyoruz. Madem bana bunu söylettirdin ya Rab, senin esmandır. Esmandan istiyorum. Esmanla, esmandan istiyorum. Rabbimle Rabbul Aleminden istiyorum ya Allah. Bak. Rabbimden, Rabbul Aleminden istiyorum ya Allah. Bu esmanın hürmetine, bana bunları isteten esmanın hürmetine, bunun sahibinden istiyorum ya Rabbi. Şefaatçim de bu esmadır. Yani söylettiriyorsa bu benim dostumdur, vekilimdir. Çok şükür ya.